22 Ekim 2013'te Miranda Dean ve Elliot Barber evlendiler. Beni bir gün sonra aradı ve bana evlendiğini bile söylemedi. Bir ıslık sesi gibiydi. Ne olduğunu anlamadık. Ama onlarınki asla olmaması gereken bir birliktelikti. Sevdiklerine parçaları toplamak düştü. Bu şimdiye dek gördüğüm en çarpıcı şeydi. Her yer kan içinde. Çok fazla kan var. Kendimi ihanete uğramış ve incinmiş hissettim. Bu şoke ediciydi. En kötü ihtimal gerçek olmuştu. En iyi arkadaşınız katil, düşünsenize. Önce aşk gelir, sonra evlilik ve şanssız bir kaçı için cinayet. Evlilikten önceki 2 yıl. Hassas bir yaş olan 16 yaşında Miranda Dean, Vasile, Alaska'da bir lise öğrencisiydi ve kendi yaşındaki kızlardan çok daha fazla şey yaşamıştı. Kaçıyordu. Sadece yanlış topluluğun içine düştü ve sonunda hamile kaldı. Ailem onun için en iyisini istedi ve yeni bir başlangıç yapmasını istediler. Kendine bir hayat kurmasını. Kız kardeşimi Alaska'da takıldığı kötü insanlardan uzaklaştırmak için bir aileyle birlikte yaşamaya yolladılar. Miranda, Coates, Kuzey Carolina'ya taşındı. Hayatını değiştirmeye kararlıydı. Harika gidiyordu, yeğenimi doğurdu. Anne olmak Miranda'yı tamamen değiştirdi. Sevecendi, koruyucuydu, empati yapıyordu. Tamamen farklı bir insan oldu. Miranda sonunda lise diploması almak için oradaki devlet okuluna yazıldı. Çalışıyordu, kendine bir araç aldı. Kendini toplamaya başlamıştı. Kızı 2 yaşına geldiğinde Miranda Anne ve Ben grubuna katıldı. O derslerin amacı sadece yeğenimin diğer bebeklerle sosyalleşmesini sağlamaktı. Kız kardeşim evden çıkıp başka arkadaşlar edinebiliyordu çünkü. Miranda orada 20 yaşındaki Elliot Barber ve kız arkadaşıyla tanıştı. Yeğenimden birkaç ay büyük bir bebekleri vardı. Miranda bana Elliot ve kız arkadaşıyla yakın bir arkadaşlık kurduklarını ve hep birlikte takıldıklarını söyledi. Yemeğe gidiyorlardı, sadece takılıyorlardı. Elliot çekici denebilecek bir adamdı. Zeki ve akıllı olduğunu hissettiriyordu. Konuşma şekli, söyledikleri insanı kendine çekerdi. Etkileyiciydi. Kısa süre sonra Miranda, Elliot'ın arkadaştan öte olduğunu gördü. Bu oldukça benzersiz bir durumdu çünkü kimse bir şeyden şüphelenmiyordu. Ve Miranda ve Elliot gittikçe yaklaşıyor ve yaklaşıyorlardı. Onun hala bir ilişkisi vardı. Ben kesinlikle onaylamadım. Miranda'ya rehberlik etmeye ve ona doğru yolu göstermeye çalıştım ama o 18 yaşındaydı. Ne isterse yapacaktı zaten. İki genç ebeveyn arasındaki bağlantı durdurulamazdı. İlk başta ilişkileri saklanarak ve her şeyi saklayarak yürüdü. Ama Coates gibi küçük bir kasabada bir ilişkiyi saklamak zordur. Başlangıçta Elliot bana kız arkadaşını aldattığını söylediğinde ona çok kızmıştım. Asla desteklemedim ve sevgilisiyle kalması gerektiğini, çocuğuna bakması gerektiğini çünkü sorumlu bir insanın böyle yapacağını söyledim. Ancak bu ikiliyi hiçbir şey ayıramadı. Aslında Miranda Elliot'la çok rahattı. Sadece birkaç insanın bildiği geçmişindeki karanlık sırrı ona açıkladı. Bazen biraz kontrol dışı hissettiğim anlar oluyor. Bu garip bir şey. Hepsi oldukça çılgıncaydı. 13 yaşımdayken ben bir tarikatın üyesi oldum. Belki ilk kez olarak kendimi bir şeye ait hissettim. Kız kardeşimin ortaokul yıllarında Alaska'da, Wasilla bölgesinde gayet iyi tanınan bir adamla ilişkisi olmuştu.
Onun yönettiği grup tarikatı kucakladı. Bu çok karanlık bir tarikattı ve yeraltı dünyasındaydı. Pentagramlarla ve yere çizilen şeylerle ritüeller yaparlardı. Miranda bana o dünyanın çok ilgisini çektiğini söyledi. Satanizm temelli bir şeydi ve beni içine çekti. Yaptıkları ritüeller iblisleri çağırmalarını sağlıyordu ve güçlerini arttırıyordu. Yapmak istedikleri her şeyi yapabiliyorlardı ama bunlar hiç iyi şeyler değildi. Bunu kucakladım ki yapmamam gerekirdi. Çünkü sonra gittikçe güçlendi ve kontrol etmesi zorlaştı. Şeytan tarikatı sorunlu ergenlik çağından kaçıştı. Miranda hayata zorlu bir başlangıçta travmatize oldu. Kız kardeşim kalçasında bir anomaliyle dünyaya geldi. Ona bazı ameliyatlar yaptılar ve 8 ayla 1 yıl arası beşiğine bağlı olarak yaşadı. Sadece 30 dakika, 1,5 saat arası çıkmasına izin veriliyordu. Bazen günde 2 saat ailemiz onu tutabiliyor ve onunla oynuyordu. Ama zamanın çoğunda ailem işteydi ve o da odada yapayalnızdı. Ondan sonra Miranda ve ablası için işler kötüleşti. Ablası Ashley zaman zaman hafta sonlarını teyzesi ve eniştesiyle geçiriyordu. Teyzem ve eniştem evlendiler. Geceleri orada kalmaya başladık. Ve eniştem ilk başta bana bir şeyler yapmaya başladı. Neler olduğunu hiç anlamıyordum. Yanlış olduğunu da anlamıyordum. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Çok korkuyordum ve onun dediklerini yaptım. Böylece incinmedim. Ve sonra bunları kız kardeşime de yapmaya başladı. Her iki kız da tacize ve cinsel saldırıya uğradı. Bu neredeyse bir yıl kadar sürdü. Ashley sonunda konuşma cesaretini buldu. Annem saçımı yapıyordu. Ve bir nedenle hayatımda ilk kez olarak beni kendine çevirdi ve eğer biri buraya ve oraya dokunursa bunu yapamazlar, bu olmaz, bu iyi bir şey değil dedi. Ve iyi dokunuşu ve kötü dokunuşu açıkladı. Ben ona aklım karışmış olarak baktım ve biliyor musun, enişten bunu sürekli yapıyor dedim. Sen neden bahsediyorsun diye sordu. Ben her zaman bunu yaptı, hep yapıyordu, Miranda'ya da yapıyor dedim. Ve annem o anda gözyaşlarına boğuldu ve odadan çıktı. Babama seslendi ve polisleri çağırdılar. Miranda ve Ashley'nin eniştesi tutuklandı. Ve reşit olmayan iki kıza cinsel tacizden 9 yıl hapse mahkum oldu. Sanırım bu Miranda'yı çok etkiledi. Ve sanırım bu yüzden büyük bir travma geçirdi. Ve bunun için hiç yardım almadı. Şöyle bir şey oldu. Bir ya da iki kez terapiye gittik. Ve bundan bir daha asla söz etmedik. Sanırım tarikatın ona çekici gelmesinin ana nedeni buydu. Miranda araştırıyor ve bir şey arıyordu ve kabul edildiğini hissetti. Bu insanlarla birlikteyken bir şeyden endişe etmesi gerekmiyordu. Çünkü ne olursa olsun onu korurlardı. Bu tarikatın bir parçasıydı ve bu ona çok istendiği ve takdir edildiğini hissettirdi. Miranda ve Elliot gittikçe yakınlaştılar ve Elliot bana onunla ve onun Alaska'daki deneyimleriyle ilgili öğrendiklerinden etkilendiğini söyledi. Evet, bu hemen her şey aslında. Sorun yok. Artık buradayım. Emniyettesin. Teşekkür ederim. Elliot, Miranda'nın yeni bulduğu ruh eşi, onun sapkın geçmişi dahil her şeyi kabul etti. Aslında o da tarikata doğru çekildi. Galiba bu onun çekiciliğindeki çok önemli bir faktördü. Sonunda Coates'da sadece bağlantı kurabileceği birini bulmamıştı, bütün öyküsünü paylaşabileceği birini de bulmuştu. Görünüşe göre Miranda ve Elliot mükemmel eşleşmeydi. Ama bu birliğin yıkıcı sonuçları vardı. Bulunan kurbağanın 20 kez bıçaklandığı ortaya çıktı. Vücudunun altında,
boyun bölgesinde bir kablo bulduk. Hiç tanışmamış olsalardı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Miranda Dean ve Elliot Barbour, anne ve ben sınıfında bağlantı kurunca genç ebeveynler ateşli bir ilişkiye başladılar. Miranda ve Elliot birbirlerine deli gibi aşıktılar ve Miranda kimsenin ne dediğini ne düşündüğünü takmıyordu. Nihayet Elliot kız arkadaşıyla ilişkisini bitirdi ve o Miranda ile beraber olabildi. Elliot'la Miranda'nın arasında muhteşem bir kimya vardı. Gerçekten aşıklardı ve bu çok belliydi. Bence Miranda ona aşık oldu çünkü onunla bağlantı kurabildi. İkisi de dışlanmış kişilerdi ve konuşmaları, bağlantı kurmaları çok kolay oldu. Bu aralarında bir bağ yarattı. Buradan gitmek istiyorum. Hı-hı. Bu kasabadan bıktım. Ben de. Elliot ona dünyanın kraliçesi gibi davranıyordu. Ortak çok noktaları vardı ve Elliot hayatın aşkını bulmuştu. Ama genç çiftin aşkı karanlık bir dönüşe girdi. Yavaş yavaş Miranda'nın bir şeyler bildiği hastalıklı ilgi gelişmeye başladı. Şeytani ritüel. Bunu hayal edebilirsiniz. Bu bir insanı kaçırır. Ama Elliot kaçmadı. Tam tersine daha yakına çekildi ve her şeyin parçası olmak istedi. Onların satanist olduğunu asla bilmiyordum. Satanizm ya da öyle şeyler konuştuklarını da bilmiyordum. Bunun onları yaklaştırdığını ve bir bağlantı kurmalarına yardımcı olduğunu sanıyordum. Miranda'nın ailesi onun ve Elliot'ın tarikata artan bir ilgi duyduklarını bilmeseler de Elliot'ı yine de kabul etmemişlerdi. Onun gerçek bir kariyer düşüncesi yoktu. Hiçbir ebeveyn onun kızlarıyla bir hayat kurmasını ve birlikte olduğunu görmeyi istemezdi. Benim ailem kesinlikle Elliot'ın onun için iyi olmadığını biliyordu. Miranda bundan pek hoşlanmadı ve onlar ne kadar ittilerse ikisi o kadar yakınlaştı. 22 Ekim 2013. Onlarınki durdurulamayacak ve yakında resmileşecek bir birliktelikti. Miranda ve Elliot, bugün evlilik bağının birbirine bağladığı hayatınızın en güzel anlarından birini kutluyorsunuz. İlişkilerinde geçen birkaç aydan sonra tutkulu çift evlendi. Yüzüğün var mı? Isık sesi gibiydi. Ne olduğunu anlamamıştık. O kadar hızlı olmuştu ki hepimiz çok şaşkındık. Hiçbir fikrim yoktu. Miranda, Elliot'ı kocan olarak kabul ediyor musun? Evet. Miranda iki arkadaşından şahitleri olmalarını istemişti. Nikah dairesine gittiler ve evlendiler. Onu koruyacağına, seveceğine ve onurlandıracağına söz verir misin? Sadıç yoktu, Nedime yoktu ve yüzük de yoktu. Sizi şimdi karı koca olarak ilan ediyorum. Miranda ailesine evlenmeyi düşündüğünü söylememişti çünkü mutlu olmayacaklardı. Bütün güçleriyle bunu durdurmaya çalışacaklardı. Sonraki gün beni aradı ve bana evlendiğini söylemedi. Kocası yüzünden araba sigortasının bittiğini rastgele bir şekilde söyledi. Ve ben de ne demek koca dedim, sen evli değilsin ki. Ve o da evet biz evlendik. Bir gün önce evlendim dedi. Adeta aklımı kaçırdım. Ona aşırı derecede kızdım. Ona ailenin geri kalanına söylemesi için bir hafta verdim. Yoksa ben söyleyecektim çünkü gerçekten kızmıştım. Bu Miranda'nın karışmak istemediği bir aile dramasıydı. Bunun yerine Miranda ve Elliot'ın gizlice kasabayı terk etmelerine karar verdi. Elliot o gün işe girecekti ve iş yerine gitti. Ve bugün vardiyamı tamamlayamayacağım dedi ve lokantadan çıkıp gitti. Miranda işini aniden terk etti ve hiç kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Bir şeyler olduğunu, Elliot'ın başının dertte olduğunu düşünmüştüm ve endişelenmiştim. Kız kardeşimin her şeyi gitti, araba gitti. Yeğenimin bütün elbiseleri, onun bütün elbiseleri, bütün büyük eşyaları gitti. Ortadan yok oldu.
Çok korkmuştum. Elliot beni arayıp bizimle yaşayıp yaşayamayacaklarını sordu. Onun kötü bir dönem geçirdiğini düşünüyordum ve yardım etmek istedim. Ev arkadaşımı da onun iyi bir adam olduğuna ikna ettim ve bizimle yaşayabilir dedim. Elliot, Miranda ve küçük kızı arkadaşlarıyla Selins Grove, Pennsylvania'da yeni bir başlangıç yaptılar. Kız kardeşim o gün daha sonra beni aradı ve iyi olduğunu, ailenin geri kalanına iyi olduğunu söylememi istedi. Ve sonra gittiğini çünkü küçük bir çocuk gibi davranılmasından sıkıldığını söyledi. Hayatı boyunca ailemiz çocuğunu nasıl yetiştireceğini ona dikte etmişti. Geçmişi yüzünden onu bir şeyin engelleyeceğini ve bir şeyi doğru yapmayacağını hissettiler. Ailem yeğenim için çok endişeleniyordu. Yeni evlerinde Elliot ve Miranda evlilik yaşamına alıştılar. Ya da öyle göründü. Elliot ve Miranda ev arkadaşı olarak mükemmellerdi. Erken kalkarlardı. Hep çok sessizlerdi. Bulaşık yıkarlardı, mutfağı temizlerlerdi. Herkese kahvaltı hazırlarlardı. Bakın burada kim var? Merhaba bebeğim. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Elliot dışarı çıktı ve bir iş buldu. Başka bir lokantada bulaşıkçı oldu ve katkıda bulunmak istedi. Merhaba. Öpücük verecek misin? Öpücük verecek misin? Çok iyi gidiyor gibiydiler. Sana bir şey aldım. Ne? Ve ayrıca ben de istedim. Yeni evliler aşklarının geleneksel sembolüne de çok para harcadı. Kendilerine çok güzel bir yüzük aldılar. Çok lüks sayılmazdı. Elması bile yoktu. Lal taşındandı. Ama ikisi de çok mutluydu. Evliliklerinin fiziksel kanıtı gibi olmuştu. Onun için ödeme yaptıklarını biliyorum ve sonra ödeme bitti. Gidip onu almaları gerekiyordu. Ama bunun için hiç şansları olmadı. Onun bir parçasının normal bir hayat istediğini biliyorum. Kızını doğru şekilde yetiştirmek istedi. Ve kızının kendi yaşadıklarını yaşamamasını istedi. Ama diğer taraf kötü taraftı ve onun içindeydi. Tüm çabalarına rağmen Miranda geçmişini aşamamış gibi görünüyordu. Elliot'a aşkı için yemin ettikten birkaç hafta sonra Miranda şüpheli bir internet ilanı verdi. Miranda, Craigslist'te bir hesap açtı. Onunla buluşması için erkekleri tahrik etti. Bunu para karşılığı eşlik hizmetinin verdiği zevk diyerek açıkladı. Nikahtan 3 hafta sonra. Evli bir kadın olan Miranda kısa sürede 42 yaşındaki Troy La Ferrera'dan yanıt aldı. Troy La Ferrara bölgedeki birkaç kurulda çalıştı. O bir mühendisti. Sevilen biriydi. Miranda bir tarih belirledi ve yerel bir alışveriş merkezinin otoparkında buluşmayı planladılar. Troy geldi, Miranda onu gördü. Sonra ona mesaj attı ve onun arabasına binmesini istedi. Merhaba. Merhaba. Acaba aradığım kişi sen misin? Evet, evet. Neden içeri girmiyorsun? Tamam. Onun aracına bindi ve nehir boyunca Sanbury'ye doğru gitmeye karar verdiler. Miranda bir fantezi mi yaşıyordu yoksa yeni kocasına ayak mı uyduruyordu? Ama neyin geleceğini biliyor gibiydi. 14. Köpeğe dikkat.
12 Kasım sabahı Miranda'nın Craigslist'te yasa dışı ilanından bir gün sonra Sunbury'de bir kadının dikkatini evinin arkasındaki sokakta bir şey çekti. Açıkçası bunun Cadılar Bayramı süsü olduğunu sandı. Ve sonra yakına gelince bunun bir ceset olduğunu anladı. Kadın 911'i aradı. Olay yerine gittik. Bantla çevriliydi ve ipler çekilmişti. Ve o noktada ciddi bir şey olduğunu biliyorduk. Olay yerindeki diğer polislerle konuştum ve şüpheli bir şey var mıydı diye sordum. Onlar da bana bilmiyoruz dediler. Burada neyimiz var? Görünüşe göre 40-45 yaşlarında beyaz erkek. Pekala. Evet, bu çok tuhaf. Gerçekten tuhaf. Komşulara bu tür şeyler buralarda asla olmaz diyor. Oradaki kadınla konuşacağım. Tamam. Cesede daha derinden bakana kadar hiçbir şey yoktu. Ve bölge adli tabibi gelince kurbanın bıçaklandığını anca görebildik. Cesedinin altında, boyun civarında bir kablo bulduk. Bazı boğulma yaraları vardı. Ek olarak üst göğüsten 20 kez bıçaklanmıştı. Yaraların yanı sıra soruşturmacılar bir şeyler buldu. Olay yerinde bulunan kanıtlar bir cep telefonu ve kamyonet anahtarıydı. Bir kordon ve bir çift anahtar. Kayıp raporlarıyla ilgili soruşturma yapınca kurbanın karısından gelen bir telefon bulduk. Ve böylece kurbanı Troy LaFerrera olarak tanımladık. Birinin Troy'un ölmesini istemesi için görünen herhangi bir neden yoktu. Bilinen düşmanı yoktu ve aslında oldukça sevilen bir adamdı. Bu tür bir şeyi duymak ve ne olduğunu bilememek şoke ediciydi. İnsanlar neler olabileceği konusunda kuşku içindeydiler. Bana bir şey görüp görmediğini söyleyebilir misin? Hayır. Soruşturmacılar davaya en baştan baktılar. Açıkçası Cadılar Bayramı şakası filan sandık. Biz Bay LaFerrera'yı tanıyan herkesle bir takım görüşmeler yaptık. O görüşmelerden işe yarar bir bilgi çıkaramadık. Sadece kurbanın geçmişini öğrenebildik. Cep telefonu kayıtları sonunda polise aradığı bilgiyi verdi. Kurbanın telefonuna gelen son arama Elliot Barbour'a ait bir telefondandı. Soruşturma sırasında Elliot Barbour ve Miranda Barbour'un evli olduklarını ve yeni evlendiklerini bulduk ve Selling Grove'da bir konutta yaşıyorlardı. Saatler içinde polis çiftin evine geldi. Elliot işteydi ama Miranda ev arkadaşı Shay ile evdeydi. Benim ilk tepkim iyi olmadığını düşünmekti. Biraz garip görünüyordu ama soru da sormadım. Miranda bana biraz sinirli gibi geldi. Orada olmamızdan rahatsızdı. Polis Miranda'ya bir soruşturma yürüttüklerini söylediğinde daha endişeli davrandı. Ama karakola gelmeyi kabul etti. Dedektifler Miranda'nın kocası Elliot'la işten sonra buluşma ayarladılar. Miranda ile ilgili ilk izlenimim utangaç genç bir kız olduğuydu. Böyle bir suçu işleyebilecek gibi pek görünmüyordu bana. İlk başta şunu söylememe izin ver Miranda. Her konuda dürüst olman çok önemli. Anlatabiliyor muyum? İyi, kötü ve çirkin. Öyle diyeyim, tamam mı? O ilk başta çekiniyordu ve onunla neden konuşmamız gerektiğini soruyordu. Ben yeni evlendim. Hayatıma girip beni sorguluyorsunuz. Hakarete uğradım. Onu Bay LaFerrera ile ilgili soruşturma yürüttüğümüz konusunda bilgilendirdim. Sizi neden sorguladığımızı anlıyor musunuz? Neden böyle hissettiğimi anlıyor musunuz? Sizi neden sorguladığımızı anlıyor musunuz? Hayır, anlamıyorum. Miranda, kurbanla bir şey yaptığı konusundaki her şeyi inkar etti. Ve ona kurbanın fotoğrafı gösterildiğinde fotoğraftaki bireyi tanıdığını
ya da bildiğini inkar etti. Bu adamla hiç tanışmadım. Bu anlaşılabilir ama sizce bu kontrol etmemiz gereken bir şey değil mi? Ha? Öyle değil mi? Evet, nereden geldiğimizi anlıyorum ama pekala, onunla hiç tamam, tanışmadım biz... ben. Onu kocası Elliot Barbour'un telefon numarasının kurbanın telefonundaki son telefon numarası olduğu konusunda bilgilendirdim. Cep telefonu kanıtıyla yüzleşen Miranda ses tonunu değiştirdi. Sonra evet onunla buluşmam gerekiyordu diye itiraf etti. Bugüne kadar onun kim olduğunu bilmiyordum. Otoparkta birisiyle buluşacağını ama o kişinin asla gelmediğini söyledi. Ve onun bilgiyi sakladığına ilişkin kuşkularım daha da arttı. Başka bir kanıt olmadığı için dedektifler Miranda'yı serbest bıraktı. Miranda eve döndü ama onun için orada huzur yoktu. Miranda çok tedirgindi. Sanırım onun üstüne kalacağını biliyordu. Miranda polise çok şey açıklamadı. Ama arkadaşlarına söyledikleri onları şoka soktu. Bize o adamı bıçakladığını ve bunun meşru müdafaa olduğunu söyledi. Ben çok şaşkındım ve Miranda'ya teslim olmasını tavsiye ettim. Miranda kaçacak bir yeri olmadığını biliyordu. Kocası Elliot ve yanındaki arkadaşlarıyla karakola döndü. Polis hala Miranda'nın eşiyle konuşmayı planlıyordu ama şu an için odak noktası oydu ve söyleyecek çok şeyi vardı. Başlayayım mı? Tamam. Miranda söylemesi gereken bir şey olduğunu söyledi ve sürekli söylemeye devam etti. Söylemem gereken bir şey var ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte bu noktada onun öyküsü tekrar değişti. Polise Troy'la Ferrara ile buluştuğunu itiraf etti. Evli Miranda polise fazla para kazanmak için Craigslist'te escort olarak çalıştığını ve sohbet ve eşlikçilik yaptığını söyledi. Ama bir noktaya kadar. Miranda kocasının şüpheli ilişkilerini bilip bilmediğinden söz etmedi. Onunla bir buluşma ayarladım. Ve ben alışveriş merkezine gittim ve onu gördüm. Benim arabama bindi. Her şey iyi görünüyordu. O bana doğru uzandı ve zorla bana dokunmaya başladı. Çok kızmıştım, çok öfkeliydim. Bunlar olduğunda sanki bu dünyada değilmişim gibi hissettim. Hı hı. Ve kafamdan bir sürü şey geçti. Birçok anı, birçok anının ortaya çıkışı. Miranda daha önce cinsel saldırının kurbanı olduğunu belirtti. Ve Bay LaFerrera'nın sözde yaklaşımları çok öfkelenmesine neden olmuş. Miranda son olanların belirsiz olduğunu iddia etti. Sanırım onu birkaç kere bıçakladım ve sonra her şey karardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Gazetede değerlendirmeleri okudum ve bu çok korkutucu. Ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Onun kustuğunu hatırlıyorum. Ve bir sürü kan kustu. Her yer kandı. Çok fazla kan vardı. Her yer kandı. Ne yapacağımı bilemedim. Miranda panikledi. Cesetten kurtuldu ve olay yerinden kaçtı. Arabanın kapısını açtım ve o kendiliğinden düştü. Ve ben arabanın kapısını kapadım. Oradan kaçtım. Korktuğunu itiraf etti. Cesedi terk etmiş ve sonra arabasını temizlemek için yerel bir dükkana gitmiş.
Miranda, Troy LaFerrera'yı meşru müdafaayla öldürdüğünde ısrar etse bile cinayetten ve başka suçlamalardan tutuklu durumda kaldı. Beni ağlayarak aradı ve sana gerçekten ihtiyacım var, telefona cevap ver dedi ve bir ses mesajı bıraktı. Ben onu aradığımda telefonuna Elliot cevap verdi. Bana Miranda'nın tutuklandığını ve birini öldürdüğünü, bunun meşru müdafaa olduğunu söyledi. Elliot'a inandım çünkü kız kardeşimin çok zorlu bir geçmişi olduğunu biliyordum ve tacize de uğramıştı. Miranda'nın kendine adayan kocası Elliot yeni eşi için kamuya açık bir bildirimde bulundu. Bunun çok kötücül bir şey olduğuna inanmıyorum. Saldırıya uğradığına ve o koşullar altında kendini savunmak için gerekli önlemleri aldığına inanıyorum. Polis Miranda'nın Troy'u öldürdüğüne inanıyor ama öyküsünün tamamlanmadığından şüpheleniyorlar. Bu olaya başka birinin daha karışmış olduğunu düşünmeye başladık. Bu küçük kız tek başına hareket etmiş olamazdı. Onun meşru müdafaa öyküsüne inanmak istedim. Ama her şey bir yapboz. Söylediği her şeyin parçaları kesinlikle bir araya gelmiyordu. Onların buldukları gerçeğe söylenenler uymuyordu. İlk olarak Miranda'nın ölçüsü vardı. Miranda küçük bir kadındı ve Bay LaFerrera küçük bir adam değildi. O gayet iri bir adamdı. Ve Miranda'nın onunla tek başına mücadele etme fikri polisi biraz şüpheye düşürdü. Ayrıca adamın boynundaki kablo izleri de vardı tabii. Miranda'nın öyküsünde hiçbir yerde o işaretler açıklanmıyordu. Her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Daha fazla bilgi alma girişiminde polis Miranda'nın kocası Elliot'a ipuçları için başvurdu. Elliot sonunda bizimle konuşacağını söyledi. Elliot aracın arkasından çıkarken biz de karakola yeni ulaşmıştık. Elliot'ın söyledikleri onbaşının dikkatini çekti. Sigarasından bir nefes çekti, bana baktı ve şöyle dedi. Sanırım bu özgür bir adam olarak son sigaram. En azından bana onun iyi olduğunu söyleyin. Bu noktada adamımızı yakaladığımıza inandım. Bu olaya karışan diğer kişi oydu. Elliot spot ışığına girince bir anda konuşmaya başladı. Tüm mesele bunu birlikte yapmak istememizdi. Birlikte mi yapmak istediniz? Evet, güzeldi. Yani bazı insanlar böyledir. Sanırım ben o insanlardan biriyim. Bilmiyorum. Adamı öldürmek istedim. Dedektifler Elliot Barbour ve yeni karısı Miranda'nın Troy LaFerrera'nın cinayetinin arkasında olduklarını düşündü. Bir dedektif olarak bu işe başka birinin karışmış olması gerektiğini baştan beri biliyordum. Dinle. Seni yargılamak için burada değilim. Karını yargılamak için burada değilim, tamam mı? O gece bazı şeyler oldu, değil mi? Sen akıllı bir adamsın. Sıcak koltukta geçen birkaç dakikadan sonra Elliot karısının Craigslist ilişkisi kontrolden çıkınca Troy'u öldürmediğini itiraf etti. Elliot onun ve karısının Troy'un öldürülmesindeki her detayı planladıklarını söyledi. Elliot, eskort ilanı şüphelenmeyen bir kurbanı tuzağa çekmek için bir yemdi dedi. Ona sürekli mesajlar yoluyla seksi çağrıştırdı. Ama niyet asla bu değildi. Şimdi... Evet, onunla buluşacağını biliyordum. Evet, onunla birlikteydim. Evet, ben de rol aldım. Elliot'ın konuşma sırasındaki davranışı soğuktu. Bundan söz ettiğinde çok soğuk bir bireydi. Elliot'ın gecenin olaylarını açık açık anlatışı şok ediciydi. Bunun temelinde o adam vardı. O Miranda ile buluşmayı istiyordu. Biz de oraya gittik. Ben arka koltukta bir battaniyenin altındaydım ve Miranda öndeydi. Merhaba. Merhaba. Acaba aradığım kişi sen misin? Evet, evet. Neden bilmiyorsun? Tamam.
Sunbury şehrine gittiklerinde Miranda'nın söyleyeceği bir cümle vardı. Plan onun anahtar bir cümleyi söylemesiydi. Bu gece yıldızları gördün mü? Yapmak ister misin? Ne yapmak istersin? Vay canına. Bu gece yıldızlar çok güzel değil mi? Ha evet. Senin kadar güzel değiller ama. O bunu söylediğinde Elliot'ın arka koltuktan dışarı çıkması, adamın boynuna bir kablo sarması ve onu boğmaya başlaması gerekiyordu. Kız cümleyi söyledi ama cevap gelmedi. Bu gece yıldızlar çok güzel değil mi? Ha evet, öyleler. Sonra tekrar söyledi. Bu gece yıldızları gördün mü? Elliot bir kez daha ortaya çıkmadı. Bana sinyal göndermeye çalıştı ama ben dikkat etmedim. Çok seksisin. Sakin ol. O noktada Miranda bir bıçak kaptı ve ona saplamaya başladı. Yani onu öldüreceğinize karar verdiniz. Biz sadece birini öldüreceğimize karar verdik. Bir nedenimiz yoktu. Ondan başka bir şey yoktu. Çift karı ve koca olarak bağlarını mümkün olabilecek en sapkın yolla sağlamlaştırmıştı. Elliot ve Miranda birlikte bir cinayet işleme fikrini romantik bulmuşlardı. Elliot, cinayetin kendisi için olduğunu söyledi. Bunu söylediğinde her şey çok delice göründü. İş bittikten sonra Miranda ve Elliot pisliklerini temizlemeleri gerektiğini biliyordu. Sonra baktım ve öne eğildim. Her yerde kan vardı. Ve Miranda, aman tanrım, her yerde kan var dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Kan her yerdeydi. Ve bunun temizlenmesi mümkün değildi. Tek yapmaları gereken arabaya bakmaktı. İş biter dedim. O da evet evet biliyorum dedi. Ve sonra Walmart'a gittik. Walmart'a gittiğimde banda kaydedileceğimi biliyordum. Ben aptal değilim. Bu iş planlandığı gibi gitmiyordu. Walmart'a girdim ve bunu biliyorsunuz. Adamın parasıyla bir şeyler aldım. Ve sonra geri geldim ve koltuğun üzerine bir havlu attım. Ve sonra biliyor musunuz, sanırım yaptığımız ilk şey Selling's Row'daki o yere gitmek oldu. Ve bunu ifadesinde söylemediğini biliyorum. Yoksa bunu zaten bilirdiniz. Ben aptal değilim. Ve sonra oraya gittik ve o temizlemeye çalıştı. Bundan daha saçma olan şey, Elliot'ın kendisi ve karısının Troy'un ölümünü gece geç saat yemeğiyle kutladıklarını söylemesi oldu. İşimiz bittikten sonra yemek yemeye gittik. Ve harikaydı. Harika mıydı? Ne yediniz? Ben bir burger yedim. Harikaydı. İkimiz de birbirimize olup bitenlerin ne kadar harika olduğundan söz ettik. Ve şimdi yemeğe çıkmıştık. Elliot pişman ya da üzgün ya da kızgın değildi. İşin doğrusu, bence o gece olan bitenlerin öyküsünü anlatmaktan dolayı mutluydu. Gerçek görüntü. Elliot cinayetteki rolünden dolayı tutuklandı. Miranda kocasının itirafını öğrendi ve erkeğinin yanında durdu. Ve meşru müdafaa öyküsünü geri aldı. Yeni eşi gibi Elliot da cinayetle, soygunla ve suç unsurlarını bulundurmakla suçlandı. Kendimi ihanete uğramış ve incinmiş hissettim. Elliot'ın karıştığı şeyi öğrenmek beni şoke etmişti. Her şeyi planladıklarını öğrenmek daha da şoke etti. Açıkçası hem çok savunduğum için hem de ne olursa olsun yanlarında olmaya karar verdiğim için kendimi ihanete uğramış gibi hissetmiştim. Bana yalan söylediklerini öğrendim ve çok üzüldüm. Ve en kötü ihtimal gerçek olmuştu. En iyi arkadaşım bir katildi. Bu hiç kolay olmadı. Müzik
mahkeme tarihi belirlenmeden önce hem Miranda hem Elliot suçları için anlaşma yapmayı kabul etti. Onlara ikinci derece cinayet, soygun, ağır suç gerektiren saldırı ve suç unsurları bulundurma anlaşması önerdik. Karşılığında ölüm cezasını masadan kaldırdık tabii. 2014 Eylül ayında Miranda ve Elliot Barbour şartlı tahliye olasılığı olmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. En kötü yanı bitmiş gibi görünüyordu ve sonra Miranda hapiste itiraflarda bulunmaya başladı. Bir gün bir mektup aldım. Bu Miranda'dandı. Gelip benimle konuşur musun? Sana bütün öyküyü anlatmak istiyorum diyordu ve içeri girdim. Dışarı beyaz bir hayalet gibi çıktım. Bana söylemek istediği çok şey olduğunu söyledi. Ve ben yine ona bu ne demek dedim. Bu fırsatı kullanmayı ve yaptığım her şeyde dürüst olmayı istiyorum. Bu ilk sefer değildi. Yani daha önce de adam öldürdüğünü mü söylemek istiyorsun? Evet. Miranda'nın sonra söylediği şey daha da şoke ediciydi. Kaç kere Miranda? Ben bilmiyorum. Tahmin etmem gerekirse 100'ün altındadır. Tamam, bu insanların inanmakta çok zorluk çekeceği bir şey. 22 rakamına ulaştığımda saymayı bıraktığımı hatırlıyorum. 22'ye geldiğinde saymayı mı bıraktın? Yine söylüyorum, buna inanmak çok güç. Sen küçük tatlı bir kızsın ve... Ama görünüş aldatıcı olabilir. Miranda'nın iddiaları üzerine ulusal bir soruşturma başladı. Şu ana dek Miranda ya da Elliot'ın bir öldürme eğlencesine katıldıklarına dair bir kanıt yok. Bu konuda ne hissettiğimi bilmiyorum. Sanırım bunu dikkat çekmek için söyledi ve insanların ona ve söyleyeceklerine dikkat etmelerini istedi. Birçok yeni evli çift geleceklerini planlar. Elliot ve Miranda Barbour soğukkanlı bir cinayet planlamıştı. Miranda ve Elliot tanışmasalardı, bu cinayet işlenir miydi, işlenmez miydi? Açıkçası hiç bilmiyorum. Bu evlilik çok korkunçtu. Birini öldürdükten sonra birbirlerine yardım ettiler. Bir daha kimseye öyle güvenemeyeceğim. Bu suç her zaman ayakta kalacak. Ve benim 17-18 yıllık polislik kariyerimde belki de soruşturduğum en soğukkanlı cinayetlerden biri budur. Miranda'nın kızı ailesiyle Teksas'ta yaşıyor. Hapiste olsalar da Miranda ve Elliot hala evliler. Karı kocanın birbirleriyle iletişim kurmalarına izin verilmiyor. Yazı ayrıcalığı talepleri reddedildi.